Herkese merhaba. Bu eğitim serimizin 10. bölümü ve Instagram'da hata yapılmış şeylere değineceğim. Bunları yapmamanız gerektiği için değiniyorum. Şimdi gelin birlikte bunları madde madde gidelim. Birinci maddemizden başlayalım. Kullanıcı deneyimsiz bir link paylaşmamız. Yani biyografimizdeki linki verimli bir şekilde kullanmamızdan dolayı. Bunu niçin diyorum? Açıkçası genellikle standart linklerde genellikle bir kullanıcıyı götürdüğünüzde daha düşük bir değer alıyorsunuz. Daha çabuk çıkma değeri alıyorsunuz ve doğal olarak mesela YouTube videosuysa abone ol tuşuna bastığınızda o sizin kanalınıza abone olmayacaktır. Çünkü Instagram kapalı bir devre gibi çalıştığı için içerisinde bulundurmak istiyor sistemi ve böylelikle Instagram'dan çıkartmak istemiyor. Peki ben kullanıcılarımı veya trafiğimi bu linklerden daha çok kalması için ne yapabilirim? Daha önce başka bir uygulama yöntemi söylemiştim ama bunun yerine daha ücretsiz bir site buldum. Bunun adı linktr.ee. Zaten açıklama kısmından gidebileceksiniz bu linke ve bu sistem size bir web site açıyormuşçasına burada linklerinizi barındırabiliyorsunuz ve benim gibi yapabilirsiniz. Burada mesela YouTube kanalıma tıkladıkları an direkt YouTube uygulaması açılıyor. Veya sizin yapmanız gereken eğer bir videoysa bunun linkini oraya hazırladığınızda çok kolay bir şekilde direkt YouTube uygulamasını açıp o videonuza gidecek ve böylelikle beğenme ve abone olma olasılığı artacak. Veya e-ticaret firmanız var, direkt Safari veya Google Chrome'u açmak isteyecek ve böylelikle kullanıcıların daha rahat bir şekilde sizin web siteniz geçirmiş olacak. Ve birçok kişinin yaptığı böyle hatalar oluyor ki bunlardan biri de ikinci maddemiz, yani storylerimizde bir açıklama yazmamamız. İnsanlar storyleri aslında çok çok hızlı kullanıyor. Instagram'ın da amacı o. Kısa bir şekilde oradaki bilgiyi alması. Ama Instagram'da zaten otomatik olarak da storylerimizin sesini kısmış oluyor. Bu aynı zamanda videosal gönderilerimizde de gönderileri sesini açmak için hep artı butonuna basmamız gerekiyor. E peki storylerimizde sessiz bir şekilde izlediğimizde bir şey ifade etmiyorsa, zaten kullanıcılar hızlı bir şekilde geçiyorsa bizim storylerimiz boşa gidiyor. Daha hızlı bir şey yapmamız için tamamen şunu yapın. Direkt neyden bahsediyorsanız direkt onu story'nize yazın. Ama paragraf halinde değil, hızlı bir şekilde anlayacağı şekilde yaparsanız, benim örneklerimde zaten benim storylerimi takip ediyorsanız hep böyle yapıyorum. Çünkü kullanıcılar hızlı bir şekilde geçse bile neyden bahsettiğimi veya mesajı ona iletmiş bile oluyorum. Sizin de bu şekilde bunları yapmanız gerekiyor. Diğer bir maddemiz ise etkileşim çağrımızda daha verimli bir şekilde kullanmak. Bu etkileşim çağrısını aslında tek bir tane bırakmıyorum ve bunu ben aslında kendimde fark ettim. Tek bir etkileşim çağrısında örneğin 30 like alıyorsanız ikinci bir etkileşim çağrısını daha fazla yorum veya kaydettirme alabilirsiniz veya postlarınızı paylaştırabilirsiniz. Açıkçası bunu ben kendi hesabımda fark ettim. İkinci etkileşim çağrısı olarak storylerinizde paylaşın ve beni etiketleyin gibi yaptığımda doğal olarak yaptıklarınızı benimle etiketlemeye başladınız ve benim o posttan daha çok verim aldığımı veya hatta size sorulan sorularla siz bunu nasıl yaptığınız dediğinizde bana trafik çekmiş oldunuz. Şimdi sizlere soruyorum. Eğer ürünleriniz veya danışmanlık hizmeti veriyorsanız veya kendi profilinizde kaydetme beğenme yapıyorsanız mutlaka son paragrafınıza da tekrardan etkileşim çağrısı yapın. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şurada bölüyorum. Açıkçası şunu da söyleyeyim. Birçok yorumlarda kişisel olarak hesap geliştirme ile alakalı danışmanlık hizmeti vermekteyim. Ve bunu kendi sistemden gidebilirsiniz. Haber etmek istedim. Evet, diğer bir soruna geçmek istiyorum. Herkesin yapmış olduğu güzel storyleri, müşteri deneyimlerini veya bunun atıyorum özellikle koçsanız veya danışmanlık hizmeti veriyorsanız bunları kesinlikle öne çıkarılanlara kullanın. Çünkü size profilinize geldiğinde eğer Instagram'ı çok aktif kullanmıyorsanız sizin profilinizde bedava bir şeyleri öğrenmek için ücretsiz eğitimlerinize bakabilir. Öne çıkarılanlara bunun için güzel deneyim sağlayacaktır. Bu sizin ürün satma alışkanlığınıza da bağlı. Mesela ürün satacaksınız, bir markanız var. Sizin memnuniyetlerinizi gördükten sonra
o kişinin, müşterinizin daha çok sizin müşteriniz olacağını ve ürününüzü satın alacağını söyleyebilirim. Ve ayrıyetten Instagram'da kesinlikle profilinizde ne kadar çok tutarsınız, daha önce de dediğim gibi sizi daha çok önerir. Diğer bir maddemiz ise bu bizim içeriklerimizin çalınmamasıyla ilgili. Çünkü filigrantı yapmak, evet herkes biliyor filigrant, bir tane filigrant koyup aşağıda isminiz yazıyor. Ama bunları çalanlar var maalesef. Bunlara önüne geçmek için açıkçası ikinci bir filigrant yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kişiler tarafından içeriğimiz çalındığında onlar kendisi gibi paylaşmış gibi olsa da biz onların önüne geçeceğiz. Bu ayrıca sizin performansınızı arttıracak bir şey. Çünkü ben kendi içeriklerimde bile, ben de sizin kadar içeriklerime zaman harcıyorum ve emek var. Bunların kaybolmasını istemiyorum. Bunun için İkinci ve filigrantı saklıyorum ve bu filigrantı her slide'ımda gösteriyorum aslında. Böylelikle bu filigrantı kroplaması, silmesi daha da zor haline geliyor. Hatta bunu kopyalayan kişi de yine benim ismim gözükeceği için benim tekrardan hesabımı büyütecek olay olmuş oluyor. Siz de mutlaka içeriklerinize filigrant koyun derim. Evet, buraya kadar izlediyseniz kesinlikle storylerinizde eğer beğendiğiniz içeriği farklı birisinse lütfen karşı tarafı etiketleyin. Çünkü karşı tarafı etiketlemek belki de size o tekrardan paylaşma olarak görecekler ve böylelikle tekrardan paylaşarak size de, yani benim içeriklerimi mesela etiketlediğinizde böyle direkt böyle yaptığınızda hiçbir şekilde bana bildirim gelmiyor. Eğer siz karşı tarafa fiziksel olarak direkt etiketlerseniz story'nizde bana bir bildirim gelecek ve ben de tekrardan paylaşacağım. Ayrıca bu benim kendi gönderimimde de aynı şekilde, eğer bu içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olmayı da unutmayın. Çünkü ben burada sizlere ücretsiz bir şekilde güzel eğitimler vermeye çalışıyorum. Evet, çok videoyu uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.